Sevgili dostlarım, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün ambardayız arkadaşlar. Ambarda farklı bir taktik deneyeceğiz. Ne yapacağız? Bugün silahları test edeceğiz arkadaşlar. Hepsini değil, kısa kısa bu şekilde 1, 2, 3 bölüm diye, 4 bölüm diye devam edeceğiz. Öncelikle kardeşlerim, ilk olarak M4 ile Vektör'ü karşılaştıracağız. Ve hangisi daha iyi, hangisi daha çok etki ediyor, buna bir bakalım. Şimdi başlasın o zaman taktiğimiz. 1, 2... 3, 4, 5. 25 vuruş. Dostlar, M4 ile gövdeye doğru 5 vuruş yaptık. Şimdi bir de Vektör ile deneyelim. Vektör ile acaba kaç vuruş yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar, Vektör ile ise 7 defa vuruş yaptık. Demek ki M4'ümüz daha iyi. Şimdi tekrardan bir karşılaştırma yapacağız. Scar ve UMP'yi deneyeceğiz kardeşlerim. Şimdi bakalım, bir de Scar ile deneyelim neler olacak. Gövdede 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scar'lı ise 6 defa vuruşta bir düşmanı öldürebiliyor kardeşlerim. Tabii ki gövdeye gelirse. Canlar, şimdi UMP'yi deneyeceğiz. UMP kaç vuruşta bir düşmanı öldürebilecek arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, ooo. M4 gibi gücü var abi la bunu. Dostlar, UMP'nin M4 gibi gücü var. M4'te de 5 vuruş yapmıştık. UMP'de de 5 vuruş yaptık. Nereden baksanız şu anda 2 silah birinciliği almış durumda. 8 vuruş. Tabancanın etkisi de Vektör kadar varmış arkadaşlar. Şimdi elimde muhteşem bir silah var. Gördüğünüz gibi QBS arkadaşlar. Sunhawk da vazgeçilmezimiz diyelim. Şimdi bir de bunu test edelim. Kaç vuruşta bir düşmanı öldürebiliyor. Geç bay, beni alay ettirme, vuracağım. Çaren yok. 1, 2, 3, 4, 5. QBS'de bir M4 kadar, bir M760 kadar etkili bir silahmış arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi DP ile deneyeceğim bunu. Bakalım kaç vuruşta bir düşmanı öldürebilecek. 1, 2, 3, 4, 5. Canlar, DP de bayağı bir etkili silah. 5 vuruşta da bir düşmanı öldürme imkanınız mümkün. Şimdi elimizde tabanca var arkadaşlar. P18C. Bakalım kaç vuruşta bir düşmanı yok edebiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P18'e pek tavsiye etmiyorum. 10 vuruşta bir düşmanı öldürdü. Ama otomatik bir silah biliyorsunuz ki fazlası var, eksiği yok diyelim. Fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Muhteşem taktikleri bitirdik arkadaşlar. Diğer kalan silahları da bir sonraki videomuzda deneyeceğiz ve göreceğiz. Eğer ki sizler de farklı silahları denememizi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Seyit Emmi'ye Allah'a emanet ol. Var mı bir isteğin? Biraz öldürdüm seni ama. Bu kadar net bir cevap yani. Yapacak bir şey yok. O da bizi vurdu şu anda. Hoşça kalın dostlarım.